Sayın Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Başkanı, TÜRMOP Başkan Yardımcısı, değerli oda başkanları, çok kıymetli hocalarım, sevgili meslek mensupları ve katılımcılar. Sözlerime başlamadan önce ben de sevgili hocamız Erdoğan Akın'ı rahmetle almak istiyorum ve hepinize saygıyla selamlıyorum. Başlığımız Türkiye'de vergi denetimi, bağımsız denetimin geçmişe ve bugünü. Vergi denetimi ve vergi konusunda Hazır'ın arasında belki en az bilgi sahibi olan bir kişi olarak çok fazla bu konuya girmeden ben direkt bağımsız denetim ve özellikle sermaye piyasaları ve sermaye piyasası kurulu özelinde bağımsız denetimin geçmişi, bugünü ve biraz da konuyu aşarak geleceğe dönük planlarımız hakkında bahsetmek, bilgi vermek istiyorum. Malumunuz finansal piyasalar için bilgi en değerli varlık. Bir finansal piyasada işlem gerçekleşebilmesinin temel ihtiyaç kaynağı bilgi. Bilgi olmazsa fon arz eden ve fon talep eden kesimler arasında herhangi bir fon transferinin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu nedenle sermaye piyasalarının en önemli temel taşı olan bilgiye ulaşmak bizler için çok önemlidir. Burada bilgiye ulaşmak yanında bir diğer önemli husus da ulaşacağınız bilginin niteliği ve bunun doğruluğudur. Finansal bilginin niteliğini veya bir finansal piyasadaki bilginin temel dayanağı şirketlerin finansal tablolarıdır. Hani alfabe olarak nitelendirebileceğimiz bir şirket kendini diğer şirketlere, devlete, yatırımcıya finansal bilgileri, finansal tabloları aracılığıyla tanıtır, bilgi verir. Bu bilgilerin uluslararası standartlarda veya uluslararası standartta demeyelim, kaliteli standartta olması şirketin durumunu üçüncü kişilere, paydaşlara daha iyi anlatır. Fakat sadece kaliteli standartlara göre hazırlanmış bir bilgi, içeride hazırlanmış bir bilgi, üçüncü kişileri, paydaşları tam olarak tatmin etmez. Bilgi ne kadar kaliteli standartlara göre hazırlanırsa hazırlansın, bunu hazırlayan şirketin içindeki kişiler ne kadar iyi niyetli olursa olsun, bunun bir üçüncü göz tarafından, mümkünse bağımsız, mesleğinde konusunda uzman, yetkin kişiler tarafınca onaylanması, kontrol edilmesi ve doğruluğunun tasdik edilmesi finansal piyasalar için olmazsa olmaz bir durumdur. Ve nitekim bu durum bizi bugün konuştuğumuz bağımsız denetim noktasına getirir. Finansal piyasalardaki bilginin önemine binaen kurulumuz ve Türkiye'deki sermaye piyasalarının gelişimine baktığımızda dünyaya paralel bir seyir takip ediyoruz. 2499 sayılı kanunda 1992 yılında yapılan değişiklik öncesinde sermaye piyasamızda dünyadaki gelişmeler ve teamüle uygun olarak liyakat sistemi dediğimiz izin sistemi mevcuttu. Bu sistemde herhangi bir ihraç, halka arz durumunda otorite, sermaye piyasası kurulu bu ihracı, ihraççıyı inceleyip evet bu ihraç uygundur, işte hisse senedi ise kar payı ödeyebilir, borçlanma senedi ise borç geri ödenebilir şeklinde bir liyakat derecelendirme yapılıyordu. Fakat 92 yılında dünyadaki gelişmelere paralel kayıt alma, kamu aydınlatma sistemine geçildi. Ve biraz önce bahsettiğimiz finansal tablolar ve bağımsız denetimin önemi daha açık bir şekilde ortaya çıktı. Çünkü kayda alma sisteminin temeli yatırımcıya şirket hakkındaki bilgileri sunmak ve yatırımcının iyi bir değerlendirme yapabileceği bütün bilgilere ulaşmasını sağlamak, yatırım kararını kar veya zarar garantisi vermeden yatırımcının kendi kararına, inisiyatifine bırakmak. Yatırımcı burada kar veya zararı kendi
kararıyla, kendi düşüncesiyle ulaşacağı için düzenleyici otoritelere veya kamuya herhangi bir şekilde zarar ve kar konusunda hesap sorma imkanını biraz yitirecek pozisyona geliyor. Ama burada kamu kurumlarına düşen en büyük sorumluluk, yatırımcıların ulaştığı bilgilerin kaliteli sistemlerden geçmesi, kaliteli finansal raporlamalar oluşturulması ve bunun kaliteli standartlara göre denetlenmesi ve tabii ekstradan bir de piyasadaki tüm katılımcılara eşit, adil bir şekilde dağıtımının sağlanması. Bu sistem yine dünyadaki gelişmelere paralel olarak kurulumuzun ikinci düzenlemelerinde de zaman içinde değişiklikler oldu. Ama en nihai temel değişiklik hepinizin malumu 30 Aralık 2012'de yayınlanan 6362 sayılı kanunda kayda alma sisteminden de bir adım ileri gidilerek bilgiye odaklanan izahnaminin onaylanması sistemine geçildi. Şu an Sermaye Piyasası Kurulu'nun en temel, asli ve tek görevi şirketler, sermaye piyasalarından fon temin edecek şirketlerin kendileri hakkındaki her tür bilgiyi, maksimum yatırımcının ihtiyacı olacak bilgiyi yatırımcıya sunmaya hazır hale getirmeleri ve kurul olarak bizim bunların yer aldığı izahname ve benzeri kamuyu aydınlatma dokümanlarını ilgili kayıtlara doğruluğunu onaylamak. Dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu olarak misyonumuz şeffaf, kaliteli, güvenilir finansal bilgilerin sunulmasını sağlamak. Bugün dünyaya bakıldığı zaman Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği'nin çalışmalarına göre gayri safi hasıla 65 trilyondan fazla. Dünyada pay senedi piyasasında 55 trilyon Amerikan dolarından fazla bir turnover var. Halka açık şirket sayısı 50 binden fazla. Ülkemize baktığınızda işte borsada 400'e yakın şirketimiz var. Borsa dışında 200 küsur şirketimiz var. Diğer sermaye piyasası kurumları var ve Sermaye Piyasası Kurulu var. Biraz önce Sayın Maliye Bakanlığı temsilcisinin de belirttiği gibi kamu olarak siz denetimi, piyasanızdaki bu denetimi kamu eliyle yapmakta belli bir noktada yetişemiyorsunuz, tıkanıklık doğuyor. Dolayısıyla dünyada bu kadar büyük, ülkemizde de göreceli olarak küçük olan piyasanın gözetimi, denetimi ve yatırımcıların hak kaybına uğramaması için bağımsız denetim, düzenleyici ve denetleyici otoritelerin en önemli yardımcısı. Kurulumuz kurulduğu günden ve daha doğrusu ilk bağımsız denetim düzenlemesinin yapıldığı günden bu yana bağımsız denetim kuruluşlarını herhangi bir şekilde müşteri olarak değil, kurulun beraber iş yaptığı bir takım arkadaşı olarak görmüş ve 87'den bu yana tüm düzenlemelerinde bu yaklaşımla hareket etmiştir. Şimdi geçmiş deyince şöyle kısaca bir kurulun bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerini tekrar etmek ve üzerinden kısaca geçmek istiyorum. Çünkü bu tarihler aynı zamanda kurulun bağımsız denetime ilişkin yaklaşımlarını da belirleyen önemli mihenk noktaları. Ülkemizde açılış konuşmalarında Türkiye'deki bağımsız denetimin geçmişi hakkında kısa bilgiler verildi. İşte 40'lara Sayın Bakanımızın söylediği gibi 20'lerden başlıyor. Bugün konuştuğumuz anlamda bağımsız denetim 1970'lerdeki özellikle yabancı sermaye yatırımları, yabancı sermaye ortaklıkların kurulması veya Dünya Bankası kredileri nedeniyle yabancı denetim kuruluşlarının Türkiye'de ofisler açmasıyla veya yerli firmalar kurulmasıyla başlanıyor. Ama asıl gelişim İMKB'nin kurulması ve bankaların bağımsız denetiminin yapılmasının gereğinden hareketle 1980'ler sonrası başlıyor. Ve ilk düzenleme 1987 yılında yapılan sermaye piyasasında bağımsız dış denetleme hakkında yönetmelik.
Bu yönetmelik çok değişik bir yönetmelik. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili olduğu bakan, Hazine Müsteşarı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın ilgili olduğu bakan, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret, o zamanki ismi de oymuş, bakanlıkları tarafından ortak çıkartılan bir yönetmelik ve dolayısıyla değişikliklerin de bu bakanlıkların ortak kararıyla yapılması gerektiği için aslında 1990'lardan beri uygulanmamasına rağmen hala yürürlükte olan, yani yasal düzende yürürlükte olan bir yönetmelik. Son dönemde bunu çıkartmak için bakanlıklar arası bir çalışma yürüttük. İnşallah yakın zamanda yürürlükten kaldıracağız. Ama bizim düzenlemelerimizin miladı hemen peşinden 1987 yılında kurul tarafından hazırlanan Serion No. 1 sayılı tebliğimiz var. Kurul tebliğ format sistematiği gereği işte 10 seri No'nu bağımsız denetime ilişkin tebliğlere verdi ve bu zamana kadar 27 tebliğ yayınladık. 1987 yılından sonra önemli tebliğ değişikliğimiz 1996'daki Serion No. 16, 2006 yılındaki Serion No. 22 ve son dönemde 6362 sayılı kanun kapsamında devam eden çalışmalarımız var. Dünden bugüne ne oldu sermaye piyasasında? Hani geçmiş bugün karşılaştırması. Biraz önce bahsettiğim yönetmelikle ve peşinden SPPA'nın düzenlemesiyle yetkilendirmeler başladı. İlk yetkilendirmede Bakanlar Kurulu Hazine ve Dış Ticaret'ten sorumlu Devlet Bakanlığı'nın o zaman onayıyla çıkan ilk yetkilendirme listesinde bir karar 2 olarak yayınlanıyormuş o zaman. SPK ayrı ayrı inceleme yapmıyormuş. Gördüğüm 19 bağımsız denetim kuruluşu varmış. 2013 veya 2012 sonu diyelim, işte Kamu Gözetim Kurumu'nun kurulmasıyla yetkilendirmede bir senelik bir rötar yaşadık, hem orası hem biz. Son durum itibariyle de sermaye piyasasında 91 tane bağımsız denetim kuruluşu var. SPK tarafından yetki almış ve şu an Kamu Gözetim Kurumu tarafından geçici madde uyarınca yetkilendirilmiş. Enteresan bir şey, 1991, bilginç. Biraz önce bahsettiğim mevzuatlar kapsamında sermaye piyasasındaki bağımsız denetiminin geçmişini 3'e ayırabiliriz. Bir de bundan sonraki dönem olarak. Bahsettiğim gibi 87'de ilk düzenleme ve 96'da esaslı bir tebliğ değişikliği. Bu bizim SSK olarak Türkiye'deki sermaye piyasalarının birinci dönemi diyebileceğimiz, hani belki çıraklık dönemi denebilecek bir dönem. İşte paralel tarihlerde TÜRMOP'un kuruluşu 3568 sayılı kanun, yani aslında yoğun bir muhasebe mesleği, muhasebe denetim mesleği için yasal altyapı oluşturulmaya çalışılan süreç. Dolayısıyla hani çıraklık, emekleme ne diye tabir edebilirsek yani bir başlangıç dönemi ama çok yoğun çalışılmış bir dönem. Özellikle biraz önce söylediğim gibi bu dönemi de kendi içinde 87-92, 92'deki kamuyu aydınlatma sermaye piyasası kanunundaki sistemine geçildikten sonra bağımsız denetçilerin önemi ve bağımsız denetimin önemi artıyor. Ve 92-96 arasında bir mevzuat hazırlama ve yeni bir sistem kurma çalışmalarıyla geçiyor. 96 yılındaki düzenleme bu 6-7 senelik tecrübenin uluslararası düzenlemelerle harmanlanıp ortaya konulduğu bizim düzenlemelerimizin en temeli sermaye piyasasında hani başlangıç düşündüğümüz 1996'da çıkartılan Serion No. 16 tebliği. Bu dönemde ikinci dönem olarak özellikle ikinci dönemin 96-2002 arasındaki dönemde kurul olarak düzenlemelerimiz daha çok Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düzenlemeleri esas alan tarzdaydı. Özellikle
Muhasebede de, muhasebe standartlarında da, bağımsız denetim standartlarında da bu ilk dönemi Amerika ağırlıklı bir düzenleme dönemi olarak görebiliriz. Çünkü o dönemde işte sermaye piyasalarında hala da olduğu gibi dünyadaki en etkin sermaye Amerika'daki piyasalar. Dolayısıyla oradaki düzenlemelerden esinlenerek 96-2002 arasında 2006'ya kadar düzenlemeler bu şekilde yürütülmüştü. Ama 2000'li yıllarda malumunuz Sarbanes-Oxley kanunuyla Amerika'daki bağımsız denetimde yeni bir dönem başladı. Ve bu dönem kurulumuzca hemen bizim mevzuatımıza kazandırıldı. 2002'de bağımsız denetim komiteleri, bağımsız denetçilerin etik yükümlülükleri, işte bağımsız denetimde uyulması gereken esaslar gibi düzenlemeler yapılarak yürürlüğe konuldu. Üçüncü dönem dediğimiz son dönem, 2006'da Serion No 22 tepliğiyle başlayıp kamu gözetim grubunun kurulmasına ilişkin dönem, hani bizim SPK olarak bağımsız denetimde tecrübelerimizi daha iyi değerlendirdiğimiz ve olaydaki kurul olarak ustalık dönemine geçtiğimiz bir dönem olarak değerlendirebiliriz. Çünkü 2006 yılında o zaman yürürlükte olan İFAD tarafından yayınlanan uluslararası denetim standartlarına paralel, o tarihteki standartlara paralel bir tebliğ çalışması yapıldı ve uluslararası düzenlemelerle tam uyumlu bir bağımsız denetim sektörü oluşturulmak amacıyla düzenlemeler yapıldı ve sonrasında da gerek kalite kontrol çalışmaları ve gerek diğer düzenlemeleriyle sermaye piyasasındaki bağımsız denetçilerin hem ülkemizde bu işi en etkili şekilde yapmaları hem de uluslararası camiada kabul görmelerini sağlamaya dönük çalışmalar yürütüldü ve devam etti. 2011 sonu ve 2012 yılında Kamu Gözetim Kurumu'nun kurulmasıyla beraber bu yetkilerimizin önemli bir kısmı Kamu Gözetim Kurumu tarafından şu an yürütülüyor. Son bahsettiğim 6362 sayılı kanunla KYK ve bizim kanundaki hükümler bir arada değerlendirildiğinde Kamu Gözetim Kurumu ile birlikte bu çalışmalarımıza daha etkin bir şekilde devam edeceğimize inanıyorum. Ustalık dönemi dediğimiz veya bizim birikimlerimizin olgunlaştığı son dönemde bağımsız denetime ilişkin neler yaptık veya neler yapmak istedik? Bağımsız denetimin aslında iyi bir bağımsız denetim, hani biraz önce bahsettiğim kaliteden bahsediyorsak iki ana unsurdan oluşması lazım. Yani bir yerde iyi bir denetim yapılabilmesi için bir iyi bir denetçi olması lazım. Bir de iyi bir standart olması lazım. Çünkü işte bağımsız denetimin en basit, en genel tanımı hani belli ilkelere göre belli işlerin yapılıp yapılmadığını, uygunluğunu onaylamak. Dolayısıyla bu işi yapacak denetçinin kaliteli, iyi bir denetçi olması ama işi nasıl yapacağına dair standartların da kaliteli, iyi bir şekilde belirlenmiş olması gerekir. Bu standartlar da kendi içinde belki bir iş yapma standardı olarak ayrılabilir. Bir de tabii iş yaparken uyulacak etik ilkeler, etik standartlar olarak uygulanabilir. Kurul olarak biz bu bahsettiğim bir yaklaşık 20 senelik, 15 senelik tecrübe boyunca dünyadaki gelişmelere de paralel olarak 2006 yılında kurul tarafından yeni düzenlemeler, standartlar, şartlar ilave edilmek yerine aynı zamanda dünyadaki uluslararası sermaye hareketlerinin yaygınlaşması, globalleşmedeki artış da dikkate alınarak dünyadaki iyi uygulamaların benimsenmesi yoluna gidildi ve nitekim bu nedenle İFAK tarafından yayınlanan standartlar sermaye piyasalarına kazandırıldı. Bu standartlar yanında bahsettiğim gibi iyi bir denetçiye ulaşabilmenin, kaliteli bağımsız denetiminde iki ayağının olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan biri eğitim, bahsettiğimiz iyi denetçilere ulaşmanın yolu sürekli eğitim.
firmaların bağımsız denetim kuruluşlarının işlerini düzgün, kaliteli yapmalarını kontrol ve temin etmenin diğer yöntemi ise gözetim ve denetim. Bu da kalite kontrol faaliyetlerinden oluşur. Kurul 2006 yılından Kamu Gözetim Kurumu oluşturulana kadar eğitim konusunu lisanslama yöntemiyle çözmeye çalıştı. İlk başta bir takım sorunlar yaşansa da gerek meslek örgütüyle gerek herkesle burada yaşadığımız